çocukların öldürülmesiyle ilgili ortaya çıkan çarpıcı gerçek ne? Seyhan Yakar'ı 21 Mart'ta cezaevinde değil. Olayın şekli tamamen değişiyor. Değişiyor. Tuğçe ve Büşra'nın katilleri kim? Tuğçe ve Büşra cinayetiyle alakalı muhabirimiz Pembe ve ailelerin avukatı İbrahim Erenci dün gece sabaha karşı efendim Savaştepe'ye gittiler. Bugün oradalar, birazdan canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Bakalım İbrahim Bey yeni bir şeylere ulaştı mı, yeni bilgiler var mı? İşin o kısmı birazdan ve eski Çamurlu Köyü muhtarı, çocukların cesedini de bulan kişi Murat Kaya stüdyomuzda bugün. Ona çok fazla suçlama geliyor. O yüzden Murat'a aklımıza gelen her şeyi soracağız. Kafamızdaki bütün soruları cevaplamasını isteyeceğiz Murat'tan. Ancak bundan tam 9 gün önce 25 Temmuz 2017 günü Esenyurt'ta aile apartmanında ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Hakan'ın cesedini buldu abisi bilgisayar masasının hemen dibinde. Biraz önce Ersin abi telefondaydı. Bu arada Hakan'ın interaktif olan bu oyun sırasında bir kişiden komut alıp kendini mi canına kıydı, kendi canına mı, yoksa intihara mı, yoksa cinayete mi kurban gitti sorusuna cevap arıyoruz efendim. Aile diyor ki oyunla hiçbir alakası yok. Bizim oğlumuz cinayete kurban gitti, hem de aile apartmanında bildik birisi tarafından öldürüldü diyorlar. Abisi de aynı şeyi söylüyor. Ha, bu oyun yüzünden ölenler yok mu? Canına kıyanlar yok mu? Ailesini milyonlarca lira zarara uğratan yok mu? Hepsi var. Tanışıp sonra buluşup kavga edenler mi ararsınız? Ailelerden çığ gibi telefon yağıyor. Ve bu telefonların hepsi isimli, kayıtlı, hepsi mevcut. Ancak aile diyor ki hayır, bizim oğlumuz cinayete kurban gitti. Ersin'i tekrar telefona bağlayalım. Ersin. Ersin. Efendim. Ersin, senin kardeşin cinayete mi kurban gitti sence? Ya benim bulma şeklime göre cinayet, yani %100. Diyorsun ki boynunda elastiki bir bant vardı. Yüzük oyun yatıyordu. Evet. Ve ben ya, onu açtım. Bant falan değil ve, bu. Anladım. Ben evet. Bu bandaj var ya elimize. Evet. Sargı bezi gibi. Hani boynuna dolan bağlanmış. Sen onu açtığını söylüyorsun. Ben belki hayattadır diye. Bak, Orhan Bey bir şey sormak istiyor sana. Evet. Ersin, şimdi kardeşini bulduğunda o kaç düğüm atılmıştı oraya? Bakabildin mi hiç onu, hatırlıyor musun? Tek düğüm vardı zaten. Onu da tam iyi bir şekilde bağlanmamıştı. Ucuna yani, geldiği için. Yani kolayca açabildin, doğru mu? Evet. Kolayca açtın. Peki kaç defa dolanmıştı o? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Yani sen kolayca açtın. Kardeşin de eğer kendi bağlamış olduğunu düşünelim. Kolayca açabilir miydi? Yani düşünceme göre Hakan bünyesi zayıf olduğu için o kadar dolayamaz. O kadar dolayamazdı onu. Evet. Ama kendi dolamış olsaydı bir düğüm olmuş muydu? Yani mesela elastiki bir şey ya o bandaj. Hani bir şekilde doladı ve sıkıştı. Öyle bir düğüm var mıydı? Anlamadım. Yani böyle düğümlenmiş miydi? Zor açılacak kadar birkaç sefer bağlanmış. Hani kendisi yaptıysa bile açamadı. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yok. Evet. Yani kendisi düşünüyorum yapamaz o kadar. Çünkü peki Ersin, peki şunu bağlayamaz, bayılır çünkü. Peki şunu sorayım, bir de şunu sorayım. Düğüm tam olarak neresindeydi boynunun? Tam kafası çevrilmiş bir şekilde üst tarafta. Hayır, mesela sağ tarafında mı, sol tarafında mı, ne tarafındaydı? Enseye doğru galiba. Sol tarafında, enseye yakın. Gırtlağıyla ense arasında bir nokta. Böyle yanlamasına sanki bağlanmış. O tarafta şah damarın o tarafında. Şu civarlarda böyle. Arkada. Evet, bu şeye bir tarafına yamukmuş. Bu yani, tamam. Düğüm
dolanmış en son mu düğüm atılmış yoksa bir düğüm var ondan sonra mı dolanmış gibiydi? Dolanmış bir düğüm atılmış. En son atılmış düğüm. Yani önce bir düğüm atılıp dolanıp tekrar bağlanmamış. Bir kere bağlanmış öyle mi? En sonunda atılmış. Bir kere bağlanmış. En sonunda. Sarılmış, öyle diyor. Yani çok sıkılmış mıydı mesela? Yani aşırı derecede yani gücünü zorlamış zaten. Sağ elini mi kullanırdı sol elini mi kardeşiniz? Sağ kardeşim, elini kullanırdı. Ya genellikle sağ eli. Sağ eli. Tamam. Şimdi, peki. Tarif ettiği şekilde ölüm çok kolay meydana gelebilir. Çünkü tam şah damarının üstünde olduğunu söylüyor. Yaklaşık 2 kiloluk bir basınç, 2,5 kiloluk bir basınç bu bölgeye ölüme sebep olabiliyor. Kendisi yapabilir mi bunu? Tabii ki 2,5 kiloluk bir basıncı küçük bir çocuk bile uygulayabilir ve çok hızlı bir şekilde, refleksif bir şekilde bayılacağı için geri dönüşü de olmaz. Ama tırnak izleri diyor, tırnak izleri uyuşmuyor bunlar. O zaman kendini kurtarmış. Yani tırnak izleri ancak bir nefessiz kalma, boğulma durumunu. Hocam bir de yattığı şekilde bu şekilde, eli kolu uzun bir şekilde yani özel yatırılmış annemin, gibi. Annemin anlatmasına göre annem daha sonradan geri kalanını çözüyor. İlk bir düğüm ensesinde varmış, daha sonradan dolanmış yan tarafta bir düğüm. Hı. İki kere varmış. Yani. Şimdi bu çocuk tabii şoka girdi o anda. Hı-hı. Kardeşini öyle görünce şoka girdi. Zaten şu an hala açmış. Daha sonradan yani. Boynundaymış şeyi bu kucağına alınca annem diğerini de açmış. Mehmet kimden şüpheleniyorsunuz? Vallahi ben herkesten şüpheleniyorum. Çünkü neden herkesten şüpheleniyorum dersen burası aile apartmanı. Dışarıdan giren kimse yok. Aile fertlerinin hepsi orada. Kimsenin de haberi yok. Yani böyle bir şey de hiç yok. Sizin aileniz, senin kardeşlerin, yengelerin, doğru mu? Evet. Annen baban var mı o apartmanda? Annem var, babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yani o zaman diyorsun ki ya kardeşlerim ya onların karıları, başka kimse yok. Şimdi ben şöyle düşüneyim. Benim çocuğum birisinin uygunsuz ya hareketini gördü ya bir şeyini gördü. Susturuldu benim çocuğum yani. Öyle uygunsuz harekette bulunacak kimseler mi var? Yani bunları söylerken dediğim gibi kardeşlerini hedef alıyorsun. Bir de onların eşlerine hedef alıyorsun. Kardeşi başka biri olur, var mı? Çocuklar olabilir. Çocukları büyük mü? Büyük. Peki o çocuklarla ilgili görmemesi gereken ne görebilir ki? Bilemeyiz onu. Sadece biz tahmin yürütüyoruz şu an. Artı gündüz bilgisayar masasının yanında bir tane sandalye varmış. Benim büyük oğlum geldiğinde, eve girdiğinde. Olaydan sonra biz eve geldiğimizde, savcı beyin geldiğinde iki tane sandalye vardı. Sandalyenin birisi düz cama doğru. Zaten orada bir şey yapsa bile biri kendi de yapsa, biri de bir şey yapsa ayağını en azından bir yere vuracak. Bir patırtı kütürtü çıkacak. Tam camın dibinde. Bütün herkes kapının önünde oturuyor. Biri duymasa biri duyacak. Onlar duymasa komşular duyacak. Ben bilgisayar masasının başında öldürüldüğüne de inanmıyorum. Daha sonradan konmuş oraya. Şimdi abi öğlen eve geliyor. Büyük abi. Alıyor onu yukarıya amcaya. Yemeğe çıkıyorlar. O geldiğinde demek istiyor. Evet. Bilgisayarın başında bir tane sandalye varmış. Evet. Nasıl hatırlıyor bu kadar net? Çünkü kalmış, gelmiş oraya. Demiş abi oturur musun? Oynayacak mı demiş. Oynamayacağım demiş. Ona çıkarıyor harçlık veriyor. Ha, onun için net hatırlıyor. Onun için net hatırlıyor. Bir tane sandalye var. Ancak öbür abi Ersin gelip cansız bedenini bulduğunda ve savcı geldiğinde... Yan yana iki sandalye. Yan yana değil. Biri düz bilgisayarın başında, biri de çaprazda masanın. Yani iki sandalye. Yerinde. Dolayısıyla o sandalyeye sonra birisi geldi o eve. O sandalyeyi mi çektiler oraya? Sandalyeyi çekti. Ondan konuştular. Benim tahminim bayağı bir oturdu ondan. Bayağı dediğin yarım saat. İşte yarım saat, 15 dakika bilemiyoruz. Ama çünkü cevap... tanımadık bir tanesini kesinlikle eve almaz. Bir, ikincisi yanına hiç oturtturmaz. İki. Kimi oturtturur yanına? Ancak binadan bir tanesi olması lazım onun yanına oturması için. Kuzenlerinden biri mi mesela? Evet. Kuzenlerinden olabilir, biri mi? Olabilir, amcası olabilir, amca yengesi mı? Olabilir. Yenge mi? Evet. Çocukları olabilir ama dışarıdan kesinlikle birini getirip eve oturtturmaz. Uygar Bey buyurun. Ben şeyi soracağım. Dedi ki önce kapıyı tıklattım. Hani hep ses de olsa uyanır falan dedi. Yok, gelmeyince yok, vurdum kırdım diyor. Yani kilitli miymiş? Niye? Yok, kilitli değil. Anahtarı yok. Anahtarı yanında cebinde değil. Cebinde anahtarı yok. Kilitli değil. Dış kapıdan bahsediyor. O da kapısından dış değil. Dış kapı değil. Dış kapı değil. O konuştuğumuz dış kapı işte. Daire kapısı. Daire kapısı. Dış kapının evet, daire, daire kapısı. Kapısı. Daire kapısını kırıp değil. Giriyor. Ama frek kapandığı için anahtar yok açmak için. O yüzden vuruyor. Peki. Hakan'ı en son gördüğünü söyleyen yeter bir yengesi. Yenge var ya. Yeter yengesi. Mehmet'in
Erkek kardeşinin evet. mi? Evet. Karısı Serpil Hanım telefonda. Serpil Hanım değil, Yeter yengesi görüyor en son. Nasıl? Yeter görüyor. Yeter yengesi görüyor en son. Serpil beşte. Görmüyor mu? Beşte Serpil'in orada yemek, orada yemek yiyor. Yiyorlar. Peki Serpil Hanım. Efendim? Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Serpil Hanım, o gün siz gördünüz mü Hakan'ı? Evet, abisiyle bizle birlikte yemek yediler. Bizdeydi Hakan. Sizin evinize çıkmıştı yemeği. Bizim evimizdeydi, evet. Kaçta indi? Valla o gün diyorum ya size, biz halı falan yıkadık dışarıda. Abisiyle birlikte geldiler. Beraber ben de yemek hazırladım mutfakta. Yani 3-3.30 arasıydı. Peki ama 5'e kadar, 5'te çünkü öbür yenge görüyor onu. Evet. Daire kapısını açarken. O 1.5 saat nerede olduğunu biliyor musunuz Hakan'ın? Yok. Zaten o çıktıktan sonra biz mezarlığa gittik. Yani o bizden indi. Eşim dedi hadi mezarlığa gidelim dedim. Mezarlığa gittik. Ondan sonra çocuğu ben hiç görmedim. Peki Hakan size bir yere gideceğini falan söyledi mi buradan çıkarken? Sizden çıkıyorum. Hayır hayır, hiçbir şey söylemedi. Yenge dedi ben eve gidiyorum dedi. Hatta dedim ki oğlum mezarlığa gideceğiz. Sen de gel biz dedim. Yok yenge ben gelmiyorum dedi. Ve eve gitti çocuk. Eve gidiyorum dedi. Acaba evet, o yenge... Eve gidiyorum dedi. Gitti. O yenge 3.30'da gördü de onu 5 mi zannediyor? Zannetmemesi hayır. lazım. Çünkü buyurun Uygar Bey. Ben şey diyeceğim, yani eve gittiyse belki yine bilgisayar oynadıysa, baktınız mı bilgisayar geçmişine? Bilgisayar geçmişini o saatler arasında belki hocam. Bilgisayar başındaydı. Yok mu şey? Bilgisayar geçmişini silmişler. Kim silmiş? Kim silmiş? Onlar yani yapan bir tane sildi, kendisi silmeyecek. Yani diye. Şöyle saat 3.30'da, 3.30'a kadar oynadığını net biliyoruz, abisi söylüyor çünkü. O da mı silinmiş? Yani onları kadar falan silmişler. Yok, o bir aylık kadar falan oynanan oyunu bir dakika falan. Kim silmiş bunu? Nasıl? Bilmiyoruz onu. Aa bunu bilmiyordum. Onu... Şöyle bir şey söyleyeyim. Bilgisayar kasasına el koydular değil mi? Evet. Bilgisayarın şeyini götürdüler. Hard disk'ini götürdüler. Evet. Ya, fark etmiyor silseniz de. Hayır zaten önemli olan o değil. Tabii ki savcılık ona el koyacak, götürecek, tabii. bakacak da. Ama kim sildi? Yani bu çocuk o ikinci sandalye evet. kim için kondu oraya? İşte. Orada ne oldu da? O bilgisayardaki bütün oyunlar da geriye dönük olarak silindi. Soru bu zaten. Yani 3'ten önce oynadığını biliyoruz bilgisayar. Onu biliyoruz. Onu, yani o en azından onun çıkması lazım ama siz geçmişte hiçbir şey yok diyorsunuz. Evet. Şimdi ben anlamam. Benim kardeşim kendi bilgisayar kasasını getirdi. Dedi ki bunda da oynuyordu. Bunda çıkması lazım dedi. Bakalım dedi. Anlamam ben yani bilgisayarın şeyinden anlamam. Baktılar şey yaptılar. Silinmiş hiçbir şey bakmamış. Onunki de silinmiş. Ha onunla baktınız. Hı? Onunla girip baktınız. Yok, kasa evet. götürüldüğü için. Yok, amcası hard disk götürüldüğü baktı. İçin. Oyun geçmişi değil. Bilgisayarı ben kendi geçmişimden bahsediyorum. Ben kütük, peki kütük o zaman kayıtları. Yeter Hanım da telefonda şu anda. 5'te gördüğünü söyleyen yenge. Serpil Hanım. Efendim? Sizin bütün bilginiz bu kadar öyle mi? Saat 3.30'da evet. sizden çıktı. Eve Aha. gidiyorum diye indi. Evet siz kaçın, eve gidiyorum diye indi. Kaçıncı kattasınız? Ben en üst kattayım. 5. Beşinci katta, onlar ikinci katta oturuyorlar. Onun altında oturuyor. Onun altında, dördüncü katta evet. oturuyorsunuz. Bir kat aşağı inip eve girecek. Yok, bizimki değil, öbür yengesininki bir kat altında. Bizimki Anladım. İkinci kat. Öbür yengeyi o zaman, şimdi telefonda o. Alo. Alo. Merhaba, başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Yeter Hanım, o gün siz evet. kaçta gördünüz Hakan'ı? Saat olarak bilmiyorum. Ben kapının önünde gördüm kendi daire kapısının. Kapıyla uğraşıyordu. Dedim oğlum ne yapıyorsun dedim. Kapı mı örtüldü dedim. Evet yenge dedi. Evde dedim kimse yok mu dedim. Yok dedi. O kapının... Alo. Evet, devam edin lütfen. O kapının çıkan yeri var işte. O bir yer var. Oraya ne diyorlar bilmiyorum da. Oraya bir vurdu az açıldı. Bir daha vurdu bir az daha açıldı. O zaman kolunu soktu oradan, açtı kapıyı, kapıyı örttü, orayı da tekrar geri oturttu, daha da bilmiyorum, daha bu kadar yani. Hakan'ın da mı anahtarı yoktu yani? Şimdi şöyle diyeyim mesela. Demek ki yoktu, bilmiyorum, bana yok dedi. Evde anahtarı vardı masanın üzerinde. Şeyde, savcı bey falan geldiğinde anahtarı falan masanın üstündeydi bilgisayar masasının. İyi de Mehmet, onlar yemek yemeye yukarı çıkarken demek. Abisiyle birlikte çıktılar ya. O niye anahtarını almasın yanına? O kadar süreden sonra tekrar girip çıkmıştır o çocuk eve. Çünkü eve girmiş. Saat 4'te bilgisayardan ayrılıyor. 4'te. Evet. Bunların konuşmasına göre, benim kardeşimle bunlar eve gelip gitmesinin konuşmasına göre saat 5'te görüyor Yeter. Benim Peki 5'te gördüğünü söylemişsin Yeter. Şimdi niye hatırlamıyorum saati diyorsun? Hayır. 5'te gördüm demedim. Saat olarak bilmiyorum dedim. Bilmiyorum demiş. Ama evet. Bir dakika Yeter. Evet. Benim kardeşim 4'te işten geliyor. Eve çıkıyor.
yemek yiyor. Yeter'in kocası. Evet. Aşağı iniyor. Mezarlığa gitti diyen kardeşlerim 4'te kardeşim geldiğinde evin önündeler. 3.30'da yemek bitiyor. Mezarlığa gidip gelmeleri en az saat 5-5.30'u bulması lazım. Halbuki 4'te aşağıda dışarıdalar. Orada buluşuyor. Karşı karşıya geliyorlar. Eve çıkıyor, yemek yiyor. Ondan sonra aşağı iniyor. Aşağı indikten sonra o kardeşimin peşinden Yeter iniyor. Yani bu aradaki mesafe yani ortalama saat 5. Evden aşağı iner, eve çıkarken inerken telefonda konuştuğu saat. 4.30 civarlarında birine telefonda konuşuyor kardeşim güya. Kardeşin. İşte bunun inmesi de yeğenin inmesi de ortalama saat 5 yani. Yani hesaplaması doğru Mehmet'in. Bir de Yeter şimdi Mehmet ve Gülizar bu çocuğun Allah rahmet eylesin cinayete kurban gittiğini düşünüyorlar ve apartmanda tanıdık birisinden şüpheleniyorlar. Apartmanda kim var tanıdık? Kardeşler var, çocukları var ve gelinler var. Evet. Ya böyle bir şey var, olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Biz ne kadar şey olsak, kavga da olsa hepimiz birbirimizin şeyine koşarız. Ben sanmıyorum yani. İnşallah da bulunur. Herkes rahat nefes alır. Kavga var mı? Yok, hani arada bir şey yapacak birbirimizin çocuğuyla kavga olsa da koşarız yani. Küslük ama benim var mı? Benim ölen çocuğuma hiç kimse koşmadı. Herkes bir şeyler yaptı Yeter. Ve siz kavga ettiğiniz halde birbirinize koşarken benim cenazem vardı. Yani benim acım hepimizin acısıydı. Eller çığlık atarken ben çığırırken herkes başka bir şeyler peşindeydi. Nasıl olacak bu? Hiç kimse koşmadı. Herkes bir şeyler böyle samurtladı, bir şeyler etti. Bunu nasıl ayıtlayacağım ben? Ben Türk adaletine de güveniyorum, polisine de güveniyorum, savcıma da güveniyorum. Gerekirse İnşallah. Başbakanıma, Cumhurbaşkanına, Serap Hanım'a her gerekli yetkili kişiden ben her türlü yardım istiyorum. Yani bulunsun benim çocuğum. Kesinlikle demiyorum ki en son evden çıkan Yeter. Serpil, Serdal, Seyfet, kaynanam. Öbür kişiler evin önünde o saatte oturuyorlar. Eve giren, çıkan hiç kimse sen yok hiç yani. Sen merak etme. Bu adamın gözyaşlarını görüyorum ya ben. Ben bittim ya. Ben bittim acıma yani. Bile ağlayamıyorum. İnanır mısın? Sonuna çocuklarım kadar gideceğiz. Ayrı. Bu iş kime gidiyorsa gözünü gitsin. Gözünü gözlüyor. Ben kendi kendime yanıp kavruluyorum. Uva uva yanıyorum. Siz bilemezsiniz beni. Herkes bir şeylerin peşinde. Sanki çocuğum ölmemiş. Bir şeyleri kapatmanın peşinde. Allah Allah. Şimdi... Yani bir şeyde ya direkt yabancı olarak... duyan birisi bile böyle nasıl çığlık atıp nasıl feryat ediyor beni tanıyan bir insan çocuğumu tanımıyor. Yani düşünemiyorum bunların içinde bunlar gayet rahatlar. Mehmet direkt olarak şüphelendiğin biri var mı? Şimdi direkt olaraktan şüphelendiğim yok. Şimdi kardeşlerimin hiçbirinin konuştuğu saatleri birbirini tutmuyor. Diyor ki ben 3-3.30'da diyor yemekte yedik diyor. Mezarlığa gittik diyor. Mezarlığa gidip gelmesi yani... Ben hızlı adımlarla gidip gelsem yarım saat. Orada hiç beklemesem 10-15 dakika yani bekleyeceğim. Yani o 3 tane çocukla gidip saat 4'te öbür kardeşim geldiğinde oradalar. Gidip gelmişler mi yoksa daha gitmemişler mi? Gitmemişler. Daha gitmemişler. Gidip beraber gidecekler. Ama... Yok geldik. Geldik diyor. Gittik dediğinde saat 3.30. Kardeşim 4'te geliyor görmemesi lazım onu normalde. Daha yetişememesi i̇şte, lazım onda. Yani. Ama geldiğinde oradalar. Artı eve çıkmadım diyordu kardeşim. Daha sonradan... İşte Yeter eve çıktı dedi. Daha sonradan hatırladım dedi. Ben de eve çıktım dedi. 4 bilmem kaç geçiyor dedi. Telefonda görüştüm dedi. Bir şeyler yedim aşağı indim dedi. Daha sonradan Yeter konuşmalarına rağmen 5 civarlarında çocuğumu görmüş oluyorlar. Ama bir türlü hiçbirinin konuştuğu birbirini tutmuyor. Bütün ailede o saatte Ersin eve girene kadar kapının önündeler. Yani sen düşün tahmin benim et. Benim oğlum gelene sen... kadar da bütün aile fertleri kapının önünde bekliyorlar. Neyi bekliyorlar bunu da bilmiyorum. O hastaneyi yıkarken adamlar hala bir şeyleri durdurmanın peşinde. Efendim? Farkında mısın bilmiyorum ama yani en son gördüğünü söyleyen kişi sen olduğun için evet, senin de tutarsız konuştuğunu düşünüyorlar. Senin kocanın da diğer kardeşinin ve onun karısının evet. da. Çünkü uymuyor hakikaten saatler. Diyor ki Serpil saat 3.30'da bizden indi. Bir kat aşağı inip evine girdi çocuk tamam. Yok, iki kat aşağı indi. İki kat aşağı indi evine girdi. Bilgisayarın başına oturdu diyelim. Saat oldu 4. 4'e kadar zaten oyunda. 4'ten sonra bir saat bir boşluk var. Sen de diyorsun ki saat 5'te onu eve girerken gördüm. Daire Serap kapısını. Hanım.
Evet. Ben saat bildirmiyorum. Saat bilmiyorum yani. Peki, kapının önünde çocuğu gördüm. Sorar mısın Serap? Kapıyla uğraşıyordu. Dedim oğlum ne yapıyorsun dedim. Kapı mı örtüldü dedim. Evet yenge dedi. Evde kimse yok mu dedim. Yok dedi. O kapının çıkan yerine bir yumruk vurdu. Kapı az, orası az açıldı. Tekrar bir daha vurdu. Kolu sığdı oradan. Kapıyı açtı. İçeri girdi. Oraya da oturttu. Daha da ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Ne ses, ne seda duydum ben. Benim bildiğim, duyduğum bu. Yeter. Yukarıdan aşağı mı indi, aşağıdan yukarı mı çıktı? Bilmiyorum orasını. Kapının önünde uğraşıyordu. Peki Yeter'den mi şüpheleniyorsun? Yok, ben kimseden şüpheleniyorum. Ama herkesten şüpheleniyorum yani. Serap, sadece Yeter'den diye değil. Ben bütün aile fertlerinin hepsinden şüpheleniyorum. Niye dersen, burası cam. Burada bilgisayar var. Burada oturuyor bu çocuk. Bu çocuk kendinde boğsa, kendinde intihar etse, evin önünde oturuyorlar. Evin önünde oturuyorlar. Yani bir kat var. Görürler yani, zaten. Çöp atsan ses çıkar. Bu çocuğun hiç mi sesi duyulmadı? Hiç mi böyle ayağını bacağını bir yere vurmadı? Kendi yere düşmedi? Hiç bunu da duyan yok. Bir de Mehmet, saat 4'te bu çocuk bilgisayar yani oyundan çıkıyor ya. Sonrasında 5'te tekrar görüyor yenge onu kapıda. O bir saat içinde dışarıda çıkmadığına göre çıksa görürlerdi diyorsun. Evet, çıksalar görecekler. O zaman apartman içinde yine bildik birisinin evine gitti. Tabii doğru ki. Mu? Evet. O bir saat neredeydi bu çocuk? Tekrar eve girdi. Peki ikinci bir sandalye bilgisayar masasının yakınında ne arıyordu? Oraya birisi geldi o zaman. Oraya birisi geldi oturdu. Mehmet de diyor ki kimse gelmez yabancı. Yine apartmandan kuzeni gelir, amcası gelir. Ya da yengesi gelirse oraya alırdı. Doğru tabii mu? Ki. Şimdi aile ferdi komple binanın önünde. Buradan yani diyelim ki şu kadar insan yani. Bu kadar insan oradayken biri görmezse biri görecek bu binaya girerken. Tam kapının önünde oturuyorlar. Yani arkadan giriş miriş de yok. Hiçbir cam şey de yok. Atlanabilecek filan bir mesafe mi? Mümkün yok, değil. Değil. Sanırım oradan aşağı atlayabilirse atlayacak. Yok, dördüncü katta oturuyor. Yok, ikinci katta. Yani. Ay, ikinci kat ne? Savcı kontrol etti onları da. Çocuk bulunduğunda Serap üstünde Hanım, ne vardı? Yerinde kıyafet duruyor muydu? Sıyrılmış mıydı? Giysilerinin durumu nasıldı? Onu biz göremediğimiz onu için biz görmedik. Gördük. Sen hastaneden müdahale ettik. Ersin bilir onu. Evet. Ersin bilir onu. Şimdi Ersin de gören annemin ikisi ilk etapta görenleri. Ersin. Efendim. Ersin, kılık kıyafeti tabii sen görmedin ama öğlen öbür abinle birliktelermiş. Evet. O bilir gündüz hangi kıyafet vardı. Aynı kıyafet üstündeki. Aynı kıyafet mi? Evet. Kıyafetinde falan bir çekiştirme, bir şey ne bileyim düğmesi kopmuştur bir şeydir. Öyle bir şey dikkatini çekti mi? Öyle bir şey dikkatimi çekmedi ama kapı meselesi kafama çok takıldı. Hı. Ha, ne takıldı? Kapı. Bir saniye. Kapıyı kırdı yengem ama yani bildiğin kapıyı ben zor kırdım orayı. Hakan nasıl oturtur? Ha, öyle oturtmuş olsa daha çabuk yani açar. Yani o şekilde oturtmuş olsa oturtamaz. Ki iyi biliyorum illa bir tarafını takmaz onun. Şimdi onu çünkü bir de bulduğumda bilgisayarın faresi yere düşmüştü. Anahtar, ben ona anahtarımı vermiştim kendi eve gelmiyorum diye. Anahtar da yamacına düşmüştü ki anahtarı her zaman bilgisayar masasına koyar. Ha, orada bir o zaman bir arbede bir şey olmuş diyorsun yani. Bir, yani orada bir şey olmuş. Bir itiş kakış olmuş orada. Çok hasta olmuş. Şimdi ilk etapta boynuna bu önden takmışlar şeyi zaten. Bunu buralarını doktorun o zaman beyin söylemez de şey. O esnada eğer bilgisayarda şey yapıyorsa elinden mouse düşmüş yere. Yani yana yere derken ön tarafa değil yan tarafa sarılmış. Yan tarafa düşmüş. Evet. O esnada işte şey yapmış böyle. Burada yani sen şöyle var diyorsun, oturuyordu bilgisayarın karşısında, burada da biri oturuyordu. Ne olduysa o işte sargı bezi, o şey olan daha böyle esnek olan birisi arkadan geldi diyorsun. Evet. O da o anda mouse elindeydi, böyle bir çekiştirdi, o böyle kaydı, yana düştü diyorsun. Evet. Sonra aynı şekilde o hareketle anahtar da yere düşmüş olabilir. Ersin'in yerde evet bulduğunu söylüyor. İşte. Ama diyorsun arkadan birisi diyorsun bunu yaptı. Ama önce böyle yaptı, sonra tekrar çevirdi arkadan bağladı diyorsun. Ama